Aç sineği ve yazını sevgili Galatasaraylılar, bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Misafir ediyoruz onu. Türk voleyboluna bir sürü genç yetiştirmiş. Okulumuzda, Galatasaray Kulübü'nde ve milli takımda uzun seneler çalışmış, hala çalışan sevgili abimiz, Turgay abimiz, Turgay Karabulak bizimle beraber. Abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Ebru. Abi buraya girişini ben biliyorum, bir de seyircilerimiz bilsin istiyorum. Çok duygulu bir hikayesi var diye düşünüyorum. Buraya girişim rahmetli babamın hayali. Turgay Şeren Berlin Panteri olmuş. Benim ailem Ortaköy'lü. Ortaköy'de oturuyorlar. Annem hamile. Okulun önünden geçerken babam işte erkek olacak. Adını Turgay koyacağım. Galatasaray Lisesi'nde okuyacak, Galatasaray'da spor yapacak diye anneme sürekli anlatırmış. Yani annem de çok ihtimal vermezmiş herhalde. Yani bir, önce bir doğurayım falan diye düşünüyormuş herhalde o yıllarda. Vallahi işte annem erkek doğurdu. Adımı Turgay koydular. Galatasaray Lisesi'nde okudum. Önce kazandım tabii ki. Galatasaray'da spor yaptım. Galatasaray'da spor yapmam da yine okulda başlamıştır. Babamın hayali gerçek oldu. Bunu bir vesileyle Turgay Şeren'le rahmetli karşılıklı bir araya geldiğimizde kendisini anlattığımda çok etkilenmişti, çok hoşuna gitmişti. Ayrılmamızda baban çok şanslıymış. Selamlarımı söyle, sevgilerimi ilet diye vedalaştık kendisinde. Fakat ben bunu babama iletemedim. Babamı o gün kaybettik biz. Akşamında da ölüm haberini almıştım babamın. Ki sağlıklıydı, yani yolda kalp krizi geçirip kaybettik kendisini. Bunu anlatma fırsatı olmadı. Çok hoşuna giderdi herhalde Turgay Şeren'le bunu konuştuğumuzu, kendisine selamlarını, sevgilerini ilettiğimi söyleyemedim. O fırsat mı olmadı. Ya 25 koca sene boyunca dün küçücük çocuktum. Voleybol sahasındayız. Hepimizin çok güzel anıları olan yer burası. Voleybola nasıl başladın? Sanıyorum 1971 yılıydı. Galatasaray Kulübü'nden seçme yapmaya geldiler buraya. Rahmetli Bobin Bayar abimiz vardı seçmelerin başında. Hiç unutmuyorum, işte maç yaptırıyorlar karşılıklı. Öyle bir top yükseldi ilk. Ben ikinci topa kalktım, smaç vurdum. Hemen yazdılar beni, gel sen buraya dediler ve çıkarttılar beni oyundan. Takıma bu şekilde seçildim. Başlangıç oydu. Ortaokul takımı çalışmalarımız devam etti. Bizim dönemimizde yıldız takım yoktu. Genç ve A takımlar vardı. Şimdi biliyorsun küçük takım, minik takım var. Genç takımda oynayabilmek için sıramızı bekledik. Biraz büyümeyi bekledik. Ama o dönem, o genç takımda sıramızın gelmesine kadar işte ortaokul takımı, lise takımı, oralarda oynadık. Lise takımının da ikinci senemizde kulüp genç takımda yer almaya başladık zaten. İlk başladığımız sene ortaokullarda İstanbul birincisi, Türkiye ikincisi olduk. Liselerde arka arkaya 3 tane İstanbul şampiyonluğumuz var ama Türkiye şampiyonu olamadık. O dönem Sayın Yusuf çok güçlü bir jenerasyona sahipti. Hatta dünya şampiyonlukları var kendilerinin. Onlarla büyük bir rekabetimiz olurdu. İstanbul'da biz yenerdik, İstanbul şampiyon olurduk ama Türkiye şampiyonasında işi bitiremezdik. Onlar bir, biz iki olurduk.
İşte voleybol yaşantımızın başlangıcı bu şekilde oldu. Ve sahaya çıkış o çıkış. Döndük. Cumhur Hoca okula yeni gelmiş kız öğrencileri beden eğitimi öğretmeni olarak çağırdı beni. Voleybol takımı kuracağım, bana yardımcı ol diye. Başladık Cumhur Hoca ile beraber kız takımı oluşturmaya. İşte Ortaköy'e gidip gelmeye başladık. Fırsat bulundukça Ortaköy'den kızlar buraya geliyor. Bu salonda antrenmanları yapıyoruz. Hafta sonu çalışmaları derken ben bir anda okulun bütün takımlarının antrenörü oldum. Ben bu çalışmalara giriştikten sonra Turan Kesim, kulakları çınlasın. O da benimle beraber kolları sıvadı. Birlikte uzun yıllar hem okul takımlarında hem kulüp takımlarında antrenörlük yaptık. Okul takımı antrenörlüklerinden sonra kulüpten çağırdılar beni, Yıldız takımı teslim ettiler. Rahmetli Paydarlı Yıldız takımında antrenörüydüm ben ilk başladığım sene. Arkasından işte antrenör kursları şunlar bunlar derken lisede son sınıf öğrencisiyim, Yıldız takımı Türkiye şampiyonu yaptım. Bu herhalde Türkiye'de bir ilk diye düşünüyorum. İlk ve son herhalde. Türkiye şampiyonluğu. Hayır, hem öğrenci olup hem de evet. Bilmiyorum lise öğrenciliğinde. Gerçi benim lise öğrenciliğim biraz uzun sürdü ama. Ama sonuçta bak. Sevdin okulu diyelim Turgay abi. Çok, ya sevilmez mi? Galatasaray Lisesi sevilmez mi? Tekrar başlasalar diye bekliyoruz. Gel benim sınıfımda. Alır mısın? alırım. Sonrasında işte Yıldız takım, genç erkek takım derken ben yine çok erken yaşta A kız takım antrenörü oldum. Üniversite öğrencisiydim. Avrupa kupası oynayan takımın antrenörüydüm Galatasaray'da. Sonrasında böyle çalışmalar gittikçe ağırlaştı. Ben okulu bir tarafa bıraktım. Zaten daha lisedeyken voleybol ağırlık kazanmaya başlamıştı. Bu üniversite hayatımı da etkiledi. Artık bir profesyonelliğe geçişti. Yine ben çok erken yaşta Uluslararası Federasyonu'nun açtığı antrenör kursuna katıldım. Yine Turan Kesim'le birlikte. Daha çok sevdik voleybolu. Daha çok zaman ayırmaya başladık. Yani bir profesyonel gibi zamanımız kulüpte geçmeye başladı. Ardından milli takım antrenörlük görevi verildi. Rahmetli Cengiz Göllü ile yıllarca milli takımlarda birlikte çalıştık. Ta ki 89 yılına kadar, artık 89 yılında ki o döneme kadar sanıyorum A takım, 3 tane erkek takımın şampiyonluğu var. Benim çalıştırdığım kız takımının 3 tane Türkiye ikinciliği var. Yıldız kızlar, genç kızlar Türkiye şampiyonlukları var. Bu döneme bunlar sığdı. Belki de Doruk'tayken bir an böyle işte belki de sporun yavaş yavaş farklılaşması, yozlaşması o dönemlerde başladı. O biraz belki soğuttu. Evlilik, çocuğun doğacak olması, işte bu meslekle çocuk büyütmek zor deyip çok erken yaşta antrenörlüğü bıraktım. Peki eskinin amatör ruhu ile ilgili biraz konuşalım. Sence şimdi bütün antrenörler bu ruhla beraber mi çalışıyorlar? Şimdi bunun deneyimini 2002 yılında Özay Can Aydın rahmetli başkanımızın daveti ve isteğiyle voleybol şubesinde bir komite oluştu. Orada tekrardan voleybolla yakından ilgilenmeye başladık ki bu sene sonunda A kız takım antrenörlüğünde zorunlu olarak devam etti. Bir 3-4 yıl boğuştuk resmen Galatasaray'da voleybolu yaşatmak için, sürdürebilmek için. Ama o süreç zarfında bakış açısının gerek antrenörlerin gerek sporcuların çok değiştiğini gördüm ve çok uzun sürdüremedim ki kulübün çok ısrarları oldu bu işi götürmem konusunda. Profesyonelliğin şekil değiştirmesi. Yani eskiden de profesyonellik vardı. Mesai anlamında da vardı bu profesyonellik. Paralar daha azdı ama çok daha farklı ilişkiler vardı. Hem sporcuların kendi aralarındaki ilişkileri, antrenör sporcu ilişkileri, seyircinin spora bakışı, kulüp yönetimlerinin spora bakışı çok çok daha farklıydı.
daha önceki dönemlerde. Şimdi bambaşka bir evreye dönüştü spor. Yani biraz soğutuyor, uzaklaştırıyor profesyonel anlamda ilgilenme konusunda baktığımızda. Yine bir örnek vereceğim. Benim Galatasaray'da çok yoğun çalıştığım dönemlerde Beşiktaş Mahalli Lig'deydi, Beşiktaş erkek takımı. Galatasaray Kulübü'nün yönetiminin izniyle ben Beşiktaş'ın antrenörlüğünü yaptım. Belki sen de o dönem kız takımda benim sporcum Murcun. Yetiştim o döneme, yetişemedim. Yok, 82, 83, 84 o yıllarda 3 sene yaptım ben. 82'de başladım. Yani düşünebiliyor musun? İki yönetim kurulu görüşüyor, antrenör için izin alıyor, diğeri izin veriyor ve sadece benim iznimle bitmiyor iş. Aynı zamanda Hasun Galip'in salonu da açılıyor Beşiktaş'a. Amaç üç büyüklerin bir arada voleybolda aynı ligde olması. Fenerbahçe lige yeni çıkmıştı. Ardından da Beşiktaş'ın çıkması için Galatasaray Kulübü resmen destek vermişti. Yani bunlar hep dostane, iyi ilişkiler sonucu olabilecek şeyler. Şu içinde bulunduğumuz yıllarda böyle bir şey mümkün değil. Birlikte maç seyredilemiyor. Bırak futbol maçını, kızların voleybol maçında olaylar çıkıyor. Engelli basket maçında olaylar çıktı, hatırlarsın geçen. Yani sandalyeler, tekerlekli sandalyeler kırıldı, parçalandı Galatasaray Beşiktaş maçı öncesinde. Yani maalesef bu noktaya geliyor. Bunlar da tabii spordan uzaklaştırdı beni. Spordan uzaklaştırdı derken profesyonel anlamda uzaklaştım. Şimdi biliyorsun ben İstanbul'dan kaçtım. Biliyorum, biliyorum. Terk ettim bizleri. Patırıldısından yaşadığım yerde spor salonu açılınca dayanamadım. Orada başladım voleybol çalışmalarına. Hatta sen sevgili Yasemin de bir organize ettiğimiz turnuvaya getirmiştin galiba. Evet, hatırlıyorum. İnşallah bu sene bizim Galatasaray Lisesi kız takımını getirip de bir ekip çalışması yapabiliriz, bir organizasyon yapabiliriz. Çok seviniriz. Seve seve. Özellikle bahar aylarında bizim o bölge çok daha başka bir görüntüye bürünüyor. Ormanlık bir bölge, gelmiştin, görmüştün. Evet. Öyle bir döneme denk getirirsek bir maç organizasyonu yaparız. Ardından bir gezi, bir orman gezisi, bir kıyı köy gezisi. Eski mektepli kızlar da gelir hep beraber. Yani seve seve büyük bir keyifli öyle bir organizasyon yaparız. Abi Grand Cour'dayız. Burası senin için ne ifade ediyor? Grand Cour, okula ilk geldiğimiz günlerde girmemizin yasak olduğu, pencereden baktığımız bir yerdi. Hala öyle. 10. sınıftan küçükler Grand Cour'a giremezlerdi. Biz de Grand Cour'da futbol oynayabilmek için yatakhanede yataklarımızın ayak uçlarına havlu bağlardık. Yatakhane çavuşu uyandırırdı bizi sabah 4:30-5'te. O karanlıkta maça başlayıp 7'ye kadar bitirip etütte hazır olmamız gerekiyordu. Öyle bir tutkuydu. O dönemlerde tabii futbol tutkumuz da çok yoğundu, çok yüksekti. Burada böyle kendimizi sanki Ali Sami Yen'de oynuyormuşuz gibi hissederdik. Bir heyecandı buraya girebilmek. Sonrasında çok organizasyonlar yapılırdı okulda. Bütün branşlarda futbol, voleybol, basketbol, sınıflar arası turnuvalar düzenlenirdi. Ben futbol tabii lise takımları, lise sınıfları oynardı. Orta karmada oynuyordum ben. Burada bayağı iyi bir takımımız da vardı bizim. Hatta son dönemlerde en son profesyonel olan futbolcu Galatasaray'da oynayan Şükrü bizim dönemdir. Aynı takımda oynuyorduk kendisiyle. Burada işte 12'lere kök söktürdüğümüz maçlar olmuştur. Böyle dayak tehdidiyle berabere bitmiştir maçlar, onu unutamam. Evet, burada bir sürü sporcu abimizin, kardeşimizin ismi var. Senin de tabii ki burada. Ne düşünüyorsun? Yıllar sonra mezunlar turnuvasında futbol oynamaya geldiğimde büyük bir sürpriz oldu benim için adımı burada görmek. Bu çok büyük bir onur. Çok önemli bir hatıra çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız. Yine bir gururlandım tekrardan görünce. Bizle hatıralarını paylaşacaksın tabii ki. Tabii burada eski halini sen yetiştin mi yetişmedin mi bilmiyorum. Yetişememişsindir büyük bir olasılıkla. Yok, son senesine yetiştin. Son senesine yetiştin. Bu tribünler yoktu. Saha bu şekilde gider.
Orası daha genişti sahanın. Biz de tabii sahanın karşı bölümünde oynamak çok büyük riskti. Yatakhaneden ya da sınıflardan kovalar doldurulur. O bölgede oynayanların üzerine kovalar boşaltılırdı. Nadiren de olsa arkadan bir de bornoz atarlardı. İnsaflıymışlar yani. Yani insaflı dönemlerine denk gelirsek sudan sonra bornoz atanlar da olurdu sağ olsun arkadaşlarımız. Senin zamanında nasıldı buraları? Değişiklik var mıydı? Değişiklik vardı tabii. Şu bölgede atölyeler vardı. Çavuşların koğuşu vardı. Burası 7. yemekhane derdik. Uzun yıllar ortaokul bölümü burada yemek yerdi. Burada uzun kuyruklar oluşurdu. Yemeğimizi orada yerdik. Eski lojmanlar vardı kenarda. Onun dışında tabii bu kapıyı gördüğüm zaman aklıma bir anım geldi. Salı gününe kadar tabii harçlıklarımızı tutabilirdik. Kapının altından karşıki bakkala siparişler verirdik. Sandviçler hazırlanırdı. Paraları öderdik. Sandviçleri aldığımız anda bir anda 2-3 tane abi belirirdi etrafımızda. Ne arıyorsunuz burada deyip onları elimizden alıp sonra akşam etütünde onları bize satarlardı. Aynı şeyi siz de yaptınız mı daha sonra? Yok, daha sonra yapmadık. Belki de okulun o çok sevimli olmayan gelenekleri bizim dönemde değişmiştir. Büyüklerle küçüklerin ilişkisi biraz daha farklı olmuştur. Korumacılık yanı bizim zamanımızda da vardı ama ezici tavırları biz mümkün olduğu kadar azalttığımız bir jenerasyona sahibiz. Bir de bizim zamanımızda topraktı burası. Atletizm pisti olarak kullanılırdı. Şevki Korur rahmetli atletizm antrenörü bizi küçük sınıfta da 6. sınıfta atletizme başlatmıştı. Neredeyse her akşam teneffüsünde burada biz atletizm çalışması yapardık. Ciddi spora başlayışım da benim atletizmle olmuştur. Şevki Koru Hoca ile birlikte. Daha sonrasında Münir abimiz vardı. Onun yardımcılığını yapardı. O da bizle çok ilgilenmiştir. Belki de o zaman bir gelenekti. Sportif branşlarda olsun, kültürel branşlarda olsun abiler küçük sınıflara çok yardımcı olurdu. O şekilde biz büyüdük, abilerimizle büyüdük. Sonrasında da o geleneği özellikle voleybolda ben sürdürmeye çalıştım. Evet, onu gayet canlı örneğim ben. Turgay abi bize gerçekten abilik, antrenörlük ve Türk voleyboluna bir sürü genç kazandırmıştır. Sana bütün ablalarım, abilerim, kardeşlerim, okullu kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. Hatırlattığın için ben teşekkür ediyorum. Duygulandım şimdi. Gözümün önünden geçti. Bir de ben burada antrenörlüğe çok erken yaşta başladım. Nasıl oldu antrenörlüğe başlaman? Antrenörlüğe başlamam genç takımda oynuyorduk Galatasaray kulüp takımında. Aynı zamanda okul takımında da oyuncuyduk. Türkiye Şampiyonası finallerine gideceğiz. Takımın en iyi oyuncularından biri Can Çobanoğlu. Bunu yakından tanırsınız. Futbol milli takımlar menajerliği yaptı bir dönemde. Dünya üçüncüsü olduğumuz dönemin menajeri. Onu A takım maçında oynattılar. Yollamadılar Türkiye Şampiyonası'na. Biz de kazan kaldırdık genç takım olarak. Biz de gitmiyoruz. Can gelmiyorsa biz de gitmiyoruz dedik. Abilerimiz, yönetim kurulundaki büyüklerimiz bizi ikna etmeye çalıştılar. Takım ikna oldu, ben ikna olmadım, kaldım. İnadım tuttu. Takım Bursa'ya finallere gitti fakat benim aklım orada kaldı. Aynı haftada ortaokul takımı İstanbul'da derece yapmış, Türkiye gruplarına gidecek. Takımın başında antrenör arıyorlar. Nedim Hoca, gel dedi, Kastamonu'ya gidiyoruz. Takımın başında sen antrenör çık dedi. Heyecanlandım, sevindim. Tamam hocam dedim, hemen geliyorum dedim. Atladık Kastamonu'ya gittik biz. Yanıma da giderken Emin Yüksel'i aldım. Çok yakın arkadaşımdı. Halen devam eder dostluğumuz. İlk kez sahaya koç olarak Kastamonu'da ortaokul takımının başında çıktım. Kaçma hikayeleri, havuz hikayelerin dinliyoruz senden. Vallahi buradan kaçmayı denemedim. Çünkü biz sporda yaptığımız için okul giriş çıkışımız daha rahattı. Antrenmanlara gidip geliyorduk çünkü Hastun galibi.
O yüzden burayı pek denememiştik arka taraftan kaçmayı. Ama havuzla ilişkin anılarımız çok. Kere bir pazartesi seremonileri vardı, havuz seremonileri. Sınıfta bir ya da iki tane Fenerbahçeli olurdu hep. Onlar Fenerbahçe galipse havuza atılırdı. Fenerbahçe mağlupsa yine havuza atılırdı. Bir de bunun dışında Grand Cru'daki maçlardan sonra havuz sefaları olurdu. Ya işte takımın mağlup olmasına sebep olduğu düşünülen oyuncu havuza atılırdı. Ya da takımı kazandıran, fazla gol atan o günün oyuncusu havuza atılırdı. Yani buradan pek eksik kalmazdık yani. Neredeyse her gün havuza gelirdik. Selim Sırrı Tercan, spor salonunun önündeyiz. Tabii ki eski hali senin çok farklı olmalı. Burada hiç büyük sporcularla karşılaştın mı? Çünkü 1968 senesinde kulübümüz yandı ve bütün antrenmanlar burada oldu, öyle söylemiştin. Onu bir anlatabilir misin lütfen? Biz 6. ya da 7. sınıftaydık. Kulüp binası yanınca voleybol ve basketbol takımları okula antrenman yapmaya gelirlerdi. Burada basketbol takımı çalışırdı. Burada ben Şengün Kaptanoğlu, Nur Danışment ve diğer basketbolcuları tanıdım. Hiç unutmuyorum, bir Bulgar antrenörü vardı Galatasaray'ın o sene. Sanıyorum adı da Simonov'du. Burada yemeğe gitmeyip salonun kenarına dizilip basketbol antrenmanlarını izlerdik. Dışarıdaki salonda da Faik Üstün İdman'da da voleybol takımları çalışırdı. Orada da Haldun abileri, Yalçın abileri ilk tanıma fırsatını bulmuştuk. O dönem çok sporcu yetişmiştir okulda. Mutlaka şey büyük etken olmuştur. Galatasaray A takımlarının burada çalışma yapması, onları çıplak gözle çok yakından izlememiz spora olan hevesimizi daha da arttırmıştır. Peki ben şunu, sporla ilgili şunu sormak istiyorum. Hazır spor salonunun önündeyiz. Türkiye'deki eğitim sistemi, geçen zamanlardaki eğitim sistemiyle sporu nasıl etkiledi? Şimdi senin de içinde olduğun grubu da düşünürsek, varsayarsak, biz kendi dönemimizde de olduğu gibi Galatasaray altyapısı bizden çıkardı. Bizden önceki jenerasyonda futbol takımı Galatasaray Lisesi'nden çıkardı. Ama eğitim sistemi özellikle son yıllarda birçok değişime uğradı. İşte 8 yıllık eğitimler, sınavlara hazırlık dönemleri, çocukların spordan, sadece spordan değil sanattan da uzak kalmalarına neden oluyor. Sporcu sayısı gittikçe düşüyor. Artı zeki çocuklar gelip spor yaparlardı. Bu kadar büyük endişeleri yoktu annelerin, babaların, çocukların eğitimle ilişkin. Benim antrenörlük yaptığım dönemde sporcularımız Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej çocuklardan kulübü olmuştu. Sen de bunu gayet iyi hatırlıyorsun. Ama son dönemde bir ayrım yapmak zorunda veliler. Sporcu mu olacak yoksa iyi bir eğitim mi görecek? İkisinin bir arada yürümesi mümkün olmuyor. Bu sporda nüfusumuzun artmasına rağmen, genç nüfusumuz olmasına rağmen başarımız gittikçe düşüyor diye düşünüyorum. Hazırlığı Ortaköy'de okudun, sonra 6. sınıf bu sınıf. Hazırlık şu anda A sınıfı olarak kullanılıyor burası. 6. sınıfı burada okudun ama kimler vardı, hangi öğretmenler, müdür? Muhittin Sandıkçıoğlu müdürümüzdü. Monsieur Arditi vardı, Fransızca hocamız. Onu çok iyi hatırlıyorum. Çok severdim. Herhalde Fransızca'da en yüksek notları o sene almıştım. Hocamızı da çok sevdiğimiz için daha bir isteyerek çalışıyorduk, daha bir severek çalışıyorduk. Başka kimler vardı hatırlamaya çalışıyorum. Richard de Gaulle'la galiba tören oldu, geldiğiniz ilk senenin altıncısı. Tabii yukarı Beyoğlu'na geldik hazırlıktan sonra. Okulun açılış töreni, Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle Türkiye'yi ziyarete gelmişti. Okulun açılış törenine de katılmıştı. O görkemli törenden sonra işte bu sınıfa geldik, burada toplandık. Büyük bir heyecan tabii, yani farklı bir yapı Galatasaray.
teneffüs oluyor, dışarı çıkacaksın, nereye gideceksin, şaşkın şaşkın etrafına bakınıyorsun. Yalnız dolaşmıyorsun, sınıf okulun içinde kaybolurum gibi bir his duyuyorsun o anda. Heyecanlı günlerdi. Özellikle kaybolmamak için çok dikkat ederdik. Sen yatılı olarak herhalde liseye kadar okudun. Yatılılık senin için ilk zamanlarda zor muydu? Yatılı, hazırlıkta başladık yatılıla. Zorluğu şöyleydi. İlk gün arkadaşlarımız etütte ağlamaya başlamıştı. Birkaç arkadaşımız. Tabii sınıf da etkilenmişti. Ağlayanların sayısı artmıştı. Fakat benim bir şansım vardı. Ev de Ortaköy'deydi. Bir şekilde eve haber yolladık. Zorlandığımız konusunda bilgi sahibi olduktan sonra neredeyse her teneffüs birisi beni ziyarete gelirdi. Ya denizden, sandalla, ya karadan, kapıdan gelirlerdi. Tabii bu sınıf için de büyük şanstı. Her gelen büyük paketlerle gelirdi. İşte meyveler, çikolatalar. Orada paylaşmayı öğrendik arkadaşlarımızla. Yani yatılılığın herhalde önemi bu. Daha küçük yaşta aynı yerde yemek yiyorsun, aynı yerde yatıyorsun, aynı yerde ders çalışıyorsun, aynı yerde oyun oynuyorsun. O dostluğu, arkadaşlığı, dayanışmayı, paylaşmayı çok erken yaşta öğretti bize. Sonra da uzun yıllar o dostluklar, o arkadaşlıklar devam etti. Peki Turgay abi 6. sınıfta yanında kim oturuyordu? 6. sınıfta Turan Kesim'le birlikte oturuyorduk. Daha sonraki sohbetlerimizde belki adı sıkça anılacak benim tarafımdan. Sonrasında voleybol çalışmalarımızı okulda birlikte götürdük Turan Kesim'le. Turan Kesim hazırlıkta dublördü. Fransızcası iyiydi. Belki o yüzden ondan da destek alırız diyerek sıra arkadaş olarak seçmiş olabilirim Turan Kesim'i ama uzun yıllar süren bir dostluğumuz oldu kendisiyle. Peki Turgay abi ortaokul yıllarına ait unutamadığın bir anın var mı? O kadar çok anı var ki şimdi hangisini seçeyim diye düşünüyorum. Bir kere ortaokul döneminde spor da yaptığımız için sporla ilgili çok anılarımız var. Voleybola başladık. Ortaokul takımı olarak ilk çıktığımız sene biz İstanbul şampiyonu olduk. Çok farklı bir maçtı. Selin Sef'le oynamıştık finali. Selin Sef'in başındaki papaz kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Ülke hocamız fenalık geçirip bayılmıştı. Onu da hastaneye zor yetiştirmişlerdi. Maçı 2-1 kazanıp, o zaman ortaokul maçları kazanılmış 2 set üzerinden oynanıyordu. 2-1 kazanıp maça İstanbul şampiyonu olmuştuk. O çok önemli bir anı. Bir de o maçı biz spor sergi sarayında oynamıştık. Yani şu, o dönem belki Türkiye'nin en büyük spor salonuydu. Oradan dönüşümüzü unutamıyorum. Taksim'den okula doğru yürürken ters yönde bütün okul trafiği kapatmıştı. İnsanlar camlara çıkıp bizi alkışlıyorlardı. O unutamadığım bir olaydır. Sen eski Paris'te rüfkünün düşmanlığı hep senden öğrendim. Burada hiç unutamadığımız anımız herhalde ortak anımızdır. O dönem beraber okuduğumuz arkadaşlarımızla. Fransızca dersimize Osman Güney gelirdi. Daha sonra okul müdürlüğü yapmıştı kendisi. Derse geç gelirdi ve sınıfın kapısının açık olmasını isterdi. Kapı açık kalır. Ayak sesleri duyulduğu anda sınıfta bütün gürültü kesilir. Nefes dahi almazdık. Çok sert, çok disiplinli bir hocamızdı kendisi. Daha sonra tabii müdürlük döneminde ilişkiler daha yumuşamıştı, daha yakınlaşmıştık kendisiyle. Rahmetle anıyorum kendisini. Mezun olmuştum, durdum, seni düşündüm. Yukarıdayız. Bu koridor sana neyi hatırlatıyor? Bu koridor, hafızlar koridoru. Dersine yeterince çalışmamış öğrenciler burada teneffüslerde 10 dakikalık teneffüste, 20 dakikalık teneffüste elinde kitap bu koridorda adımlar dururdu. O yüzden buraya hafızlar koridoru derdik. Tabii daha çok çalışan arkadaşlarımızın kullandığı bir koridordu burası. Kendilerine alay edildiği olurdu bu koridorun çok kullanıldığı için. Sen kullanıyor muydun? Vallahi biz az ders çalıştığımız için hani böyle son 5-10 dakikayı iyi değerlendirmek için benim de burada volta atmışlığım vardır. Öğrendim, tipoyu tanjantı ben senden öğrendim.
eski Paris'te. Rıfkı'yı, düşmanlığı hep senden öğrendim. Amfi deyince tabii ki canlı geliyor hepimizin aklına. Senin de vardır bir sürü anın diye tahmin ediyorum. Vallahi bizim dönemde neredeyse her sınıfın, herkesin kullandığı bir yöntemdi canlı. Burada birkaç yol vardı. Birinci yol, sol taraftaki pencereleri aralık bırakıp oradan soru kağıdını dışarı atıp hazır kağıtların gelmesi, canlıların gelmesi beklenirdi. Tabii o zamanlar mutfağın üzerinde bir çatı vardı. O çatının üzerine çıkılır, soru kağıdı oradan alınır, sonra hazır kağıtlar da oradan getirilirdi. Bir gün hiç unutmuyorum, arkadaşlara destek olmak için çatının üzerindeyiz. Canlılar hazırlanmış, içeri sokulacak uygun zamanı arıyoruz. Bir anda arkada kapı açıldı ve başmavin Ülke hocamız girdi içeri. İndi arabadan, ne arıyorsunuz orada dedi. Hocam dolaşıyoruz deyince, Allah Allah dolaşacak yer mi kalmadı deyip bizi aşağı indirmişti tabii oradan. Sonra tabii başka bir yol bulup o canlılar canlı sokma görevi yerine getirilmişti. İkinci yolu canlının Grand Kura bakan pencerelerinin oraya bir çivi çakıp doğramaya. Oradan iki taraflı ip sarkıtılırdı. Misina herhalde, öyle miydi? Misina ya da ip, ne bulduysak. İki uçludur ip. Bir ucuna canlı bağlanır aşağıdan. Diğer ucunda bayrağı çeker gibi ipi çekip pencerenin kenarına kadar gelmesi sağlanırdı kağıtların. Uygun bir anda birisi kalkıp ya da uygun bir an yaratıp hocanın dikkatini dağıtacak bir şeyler yapıp orayı boş bırakıp boş köşeden canlılar girerdi içeriye. Peki o vakitle ilgili, eğitimle ilgili, şimdi biliyorum sen ilkokulun açılma safhasında da senden yardım istendiğini hatırlıyorum. O vakitki eğitim ve bu senelerdeki eğitimin arasında nasıl bir fark görüyorsun? Şimdi tabii işe öğretmenlerden başlamak gerekiyor. Mesleğini özümsemiş, mesleğini çok seven, mesleğine çok saygı duyan öğretmenlerle biz yetiştik. En büyük şansımız oydu. Küçük sınıflarda Fransız hocalarımız da gerçek eğiticilerdi. Ancak son yıllarda biz işte 11-12. Sınıfa geldiğimiz zaman Fransa'dan askerlik görevini yapmak için buraya gelen öğretmenler, gerçi öğretmen de değildi kendileri. Onlar geldiğinde özellikle Fransızca yapılan derslerde biraz seviyede düşme yaşandı. Bu bizim son dönemimize denk geliyor. Sanıyorum o şikayet bizden sonra da devam etti. Daha sonrasında yani milli eğitim politikası yani neredeyse 30 yıldır bir türlü oturamadı yerine. O dönem işte MC hükümetleri dediğimiz 80 öncesi dönemde yine politik tayinler yapıldı Türk öğretmenler arasında. Burada öğretmenlik mesleğinden çok politik görüşleri öne çıkıyordu öğretmen seçimlerinde, tayinlerinde. Öğrencilik dönemimizde de biz bununla kısmen mücadele verdik. O dönem daha vakıf bu kadar etkin değildi. Dernek bu kadar etkin değildi. Biz yalnız bırakılmış bir jenerasyonuzdur bu konuda. Bunu daha sonrasında büyüklerimizle, abilerimizle de konuşup tartıştığımız da olmuştur. Haklı da bulmuşlardır bizi. Bir boş bırakılan bir dönemi var Galatasaray'ın. O işte bizlerle başlayıp 70'lerin sonlarına doğru daha sonraki 5-10 yılda sanıyorum devam etti ki bizden sonra üniversiteye giriş başarıları da çok düşmüştü. Bunun da bir göstergesidir. Tabii bu 5-10 sene derken sizin jenerasyona denk geliyorum. Yani senin de bu konuda belki yorumun olacaktır. Beni doğrulayacak mısın yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum bilemiyorum. Şimdi gerçekten bizim zamanımızda çok seçkin hocalar vardı diyemeyeceğim. Bu tabii başarıyı da etkiliyordu. Ama bizden sonra bir çıkışın olduğunu düşünüyorum. Peki bu pilot okullarla ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi bu pilot okullar yani anlam verilemeyecek bir politika gibi gözüküyor. Yılların kökleşmiş camialarına bir darbe olarak düşünüyorum. Tabii öncelikle
geleceğimize bir darbe. Yani burada özellikle son dönemlerde eğitime daha çok ağırlık veren okullar olarak bunlar öne çıktılar. Baktığımız zaman en başarılı işte ilk 100 çocuğu sanıyorum biz alıyoruz Galatasaray olarak. Daha sonrasını işte Kabataş, İstanbul Erkek, yani sonuçta bir ilk 500 çocuğu barındıran okullar bunlar. Yani bunlardan ne isteniyor anlayamıyorum ben. Yani bunları eğitim alanının dışına itmek geleceğe vurulacak en büyük darbedir diye düşünüyorum. Aşağıda ortaokul anılarını paylaştın bizimle. Lisedeki arkadaşlarınla ilgili ne anıların var? Tabii liseye geldiğimiz zaman arkadaşlıklar daha bir pekişti. Okul dışına da taşındı doğal olarak. Okul dışı zamanlarda da birlikte olmaya başladık. Bu en çok 9. sınıfta belirginleşti. Ben 9. sınıfta çaktım. O dönem 8. sınıfta bekleyip 9'da çakanlar klasik matematikle gelmişti o yıllara kadar. Fakat bizden önceki jenerasyon, yani birlikte okuyacağımız dönem modern matematikle başlamıştı. Orada o uyum bir türlü yakalanamadı ve bütün 9'da çakıp 8'de bekleyip geçenleri bir sınıfa topladılar. Bu tabii okulun başına bela olan bir sınıf oldu. Klas pubel, yani öyle diyorlar şimdi. 9B'de toplandık, 9 fembe diyorduk orada. Vallahi ortalama 3 sene kalanlardı 9. sınıfa kadar sınıfın. Yaş ortalaması bayağı yüksekti. İşte Grand Cours'a giriş serbestiyeti kazanmıştı sınıf. 10. sınıftan sonra girilirdi biliyorsun. Bir takım özgürlükleri olan bir sınıftı. Yani Hababam sınıfı ötesi bir sınıf olmuştu. Oradaki arkadaşlıklar çok daha farklıydı. Derslerde hem ciddiyet vardı ama biraz boş bırakan bir hoca yakalanırsa, zafiyeti yakalanırsa hoca çok zor anlar yaşardı. Hakkı veriliyordu diyorsunuz. Yani. O sınıfta pekişen dostluklarımı şu anda anımsadım. Turgay Vardar rahmetli, Selmin Günel rahmetli. Üçümüzün evleri Kadıköy tarafındaydı. Üçümüz de o sene Gündüzlü olmuştuk. Okuldan çıkıp Kadıköy yakasındaydık. Evler çok yakın. Mutlaka birimizin evinde devam ederdik. Ders çalışma bahanesiyle bir araya gelirdik. Kısa bir süre ders çalışılır. Sonra bir dördüncü bulunup King oynanır. İşte kenarda köşede bir şişe şarap çıkarsa evde o şarap içilir. Böyle bir anılarımız vardı. Dördüncü olarak da Emine Güz katılmıştı. Emine'nin evi İstanbul yakasında, Çapa'daydı. Ama o dostluk, o arkadaşlık Emine'i de Kadıköy'e sürüklerdi, çekerdik. Onu da bindirdik Kadıköy vapuruna. İşte geceyi birlikte geçirdik. Beraber yatar, ertesi sabah okula birlikte gelirdik. O dörtlü çok önemli bir dörtlüydü. Tabii üzücü yanı var. Önce Selmin'i kaybettik. Ardından Turgay Vardar'ı kaybettik. Turgay Vardar'ı tanırsın. Galatasaray Kulübü'nde futbol takımında görev yaptı uzun bir dönem. O ikisini şu anda anıyorum. Onlarla birçok anı paylaşmıştık. Biraz müsaade et, toparlayayım kendime. Şimdi tabii andıktan sonra arkadaşlarımızı o döneme ilişkin bir anekdot geldi aklıma. Yaşar hocamız vardı, müdür muavini. Devam bürosu sorumlusuydu. Bu sınıfı moleküllere dağıtacağım demişti. Gerçekten de onu başarmıştı. Biz dördümüz de ayrı ayrı şubelere düşmüştük 10. sınıfta. Ama ona rağmen bizim o dostluklarımız yine devam etmiştir. Dostluklarımız bu dörtlüyle sınırlı değildi. İşte ne bileyim ben Recep Evet tiyatro çalışması yapardı. O dostluğumuz bizi tiyatronun içine de itmişti. Yani sanki bir tiyatro kulübünde elemanı gibi onların provalarında bulunurduk. Oyun sergiledikleri zaman destek olmak için sahnenin kulisindeydik. Hep o heyecanı en az onlar kadar yaşardık. Bir terslik olur mu işte... Sözler unutulur mu? O heyecanı unutamam ki Recep'in çalıştırdığı tiyatro grubu, ki o da küçük sınıf, ortaokul öğrencilerinden bir oyun sergilemişti.
ödül almıştı o sene İstanbul'da. Okullar Arası Tiyatrolar Yarışması'nda birinci olmuştu ve birkaç ödül birden aldığını hatırlıyorum. Onlar hep böyle bir dayanışmayı, destek olmayı, yapılan işe sahip çıkmayı öğretti bize. Bunlar çok önemli. Yine aynı şekilde Emine Gülsün yaptığı müzik çalışmaların içerisindeydik. Bütün provalar, bütün konserler, o grubun içindeymişiz gibi, sahneye çıkacakmışız gibi bizi heyecanlandıran şeylerdi. Bunlardan tabii hem onur da duyardık. Çok yakın arkadaşlarımızın, dostlarımızın başarıları bizi de gururlandırırdı. Hem de onlara destek olmak iyi gelirdi bizlere. Bunlar hoş anılar. Bunun yanı sıra daha da genelleştirdiğimiz zaman o kadar paylaşımcı oluyorsunuz ki yıllar sizi oraya zaten getiriyor. İşte gözünüzü açmışsınız, daha 11-12 yaşında bir araya gelmişsiniz. Aynı yatakhane, aynı yemekhane, aynı sınıf, daha önce de konuştuk bunları. Kenetleniyorsun. Yani sene sonu olurdu, işte dolaplardan eşyalar çıkardı. İşte şu kimin, bu kimin diye. Herkes ne bulursa onu giyerdi. Vestiyere asılı montların sahibi yoktu, ortaktı. Yani kim ne istiyorsa, o gün hangi rengi giymek istiyorsa, hangisini beğendiyse giyer giderdi ve bunlar hiçbir şekilde sorun olmazdı. Bunlar hatırladıklarım. Bunun yanı sıra tabii çok haylazlıklarımız da oldu. Yani canlı sadece burada olmadı. İsterseniz sansüre uğramayacaksa çok daha farklı canlı anılarımız var. Bu belki alalım, tektir. Alalım mı? Bilmiyorum, yerinde mi gösteririz onu? gösterelim. Gösterelim tabii. Herhalde şimdi artık suç affedilir. Okul duvarını delmiştik canlı sokmak için. İki sınıf arasındaki duvarı delmiştik. Bu sanıyorum ilk ve tek. Bunu da yine rahmetli olan Ömer Mangaloğlu arkadaşımızla birlikte yapmıştık. Bir öğlen teneffüsü oturup keski çekiç. Onu da sanıyorum arkadaki atölyelerden araklamıştık. Bayağı da kalın, bir 20 santimden fazladır duvarın kalınlıkları. Yani düşün, yani onu nasıl yaptık, hangi akla hizmetle yaptık. Yani o kadar o duvarı delmekle uğraşacağımıza ders çalışsak belki aynı notu alacaktık. Ama herhalde bir maceraydı yaptığımız. Biraz da tabii bunu anlatırken yüzümün kızardığında hissediyorum, işte çocukluk diyelim. Yok, çok fazla kızarma bir görmüyorum ben. Tevfik Fikret'teyiz, Şamata Geceleri. Ne söylemek istersin? Herhalde buraya ilk girmemizin nedenidir Şamata Geceleri. 6. sınıftayken izlediğimiz ilk Şamata Gecesi. Girmiştik buraya. O zaman o atmosferden büyülenmiştik. Tabii Şamata Gecesi çok enteresan bir gelenek. Belki de tiyatroya burada başlıyor insanlar. Şamata Gecelerinde başlıyor. Tiyatroya burada başlıyorlar. Yeteneklerini burada sergiliyorlar. Küçük sınıflarda onları hayranlıkla izliyorlar. Biz de onlardan biriydik. O geleneğin devam ettiği dönemlerde biz bu salondaydık. Salon tabii daha sonrasında abilerimizin organize ettiği konserleri izlememizle devam etti. İşte Cem Karacalar, Barış Manço'lar sık sık hafta sonları burada konserler verirlerdi. Değişik gruplar gelirlerdi. Bu sahneyi paylaşırlardı. Şimdi az öncesinde abilerimizden şikayet etmiştik. İşte yemeklerimizi alırlardı. İşte portakalları satarlardı. Muzları satarlardı ama bunun yanı sıra bizim kültürel anlamda belli bir noktaya gelmemize de çok büyük katkıları olurlardı. Burada düzenledikleri konserler. Ben operaya ilk kez bir abimle, buradan Galatasaray'dan bir abimle gittik. 5-6 kişi bizi bir araya getirip biletlerimizi aldırıp bizi operaya götürürlerdi. Böyle de bir yanı vardır Galatasaray'ın. Bunu söz etmeden geçmemek gerekir. Abilerimizin hakkında yememeliyiz bu konuda. Tabii bu geleneği sürdürmeye çalışan bizim jenerasyondan da arkadaşlarımız olmuştur. Daha önce de bahsetmiştim, işte Emine Gülsün burada konserleri, Recep Övet'in tiyatro çalışmaları, Melih Düzenli'nin folklor çalışmaları,
hep burada küçük öğrencileri hem eğitmek anlamında hem onlara izlentiler sunmak anlamında çok katkı sağlamıştır. Yani bu bir gelenektir. Büyüklerin küçükleri büyütmesi geleneği. O gelenin içinden geldik biz buradan. Tabii bunda da en büyük etken yatılı okumak. Turgay abi, çok güzel bir sohbet oldu. Hepimiz geçmişe döndük. İleriye de baktık aynı zamanda. Ayağına sağlık. Bize söylemek istediğin başka bir şey var mıydı, son bir şey? Şimdi bir kere böyle bir fırsat çok keyiflendirdi beni. Özlemime giderdim. Uzun zamandan beri gelmemiştim okula. Ben çünkü okula uzun seneler devam ettim diyebilirim. Okul bittikten sonra buradaki öğrencilerin voleybol yaşamlarına katkıda bulunmak için hep elim okulun üzerindeydi diyebilirim. Ki Galatasaray'da çok yoğun, kulüpte çok yoğun görevlerim vardı. Ama buna rağmen buraya okula gelip bu havayı teneffüs etmek, çocuklara bir şeyler verebilmek, katkıda bulunabilmek her zaman benim için çok keyifli olmuştur. Yine bu vesileyle okula bir kez daha girdim. Çok büyük bir keyif yaşattınız bana. Teşekkür ediyorum 120 devresine. Abi, 120 olarak o zaman sana soralım. Sence Galatasaraylık nedir? Galatasaraylık, yani tarifi çok zor. Bir hayat Galatasaraylılık, bir hayat biçimi. Her şeyi biz bu çatı altında öğrendik. Burada kültürümüzü, eğitimimizi edindik. Hayata doğru bakmayı öğrendik. Perspektif açabilmeyi öğrendik. Dostluğu, dayanışmayı, kardeşliği öğrendik. Yani bunlar bile Galatasaraylılığı tarif etmeye yetersiz kalan sözcükler diye düşünüyorum. Evet, gerçekten öyle. Bugün çok sevdiğimiz bir abimizi burada misafir ettik. 120 olarak sizlere sevgilerimizi gönderiyoruz. Vazgeçtiysem uzun koridorlarından, koridorun sultaniye daha borcum var. 25 yıl yalnız bunu öğrendim. Şanlı senin.